Donald Trump, İsrail Başbakanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Orta Doğu için hazırladığı sözde çözüm planını açıkladı. Amerikan Başkanı adına 100 yılın barış anlaşması dedi ama aslında Filistin'in işgal edilmesi anlamı taşıyan o skandal plan büyük tepki çekti. Yanına İsrail Başbakanı'nı aldı, adına 100 yılın planı dedi. ABD Başkanı'nın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı tam bir hayal kırıklığı yarattı. Barış için önemli bir adım atıyoruz. Orta Doğu'daki gençleri umut dolu bir gelecek bekliyor. Donald Trump'ın önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, ardından da ABD Büyükelçiliğini taşıması çok tepki çekmişti. Bu kez de kutsal şehrin bölünmemiş şekilde İsrail'e ait olmasını, Mescid-i Aksa'nın herkesin ziyaretine açılmasını gündeme getirdi. Plana tepkiler çığ gibi büyüdü. Gazze ve Ramallah'ta Filistinliler sokaklara döküldü. Ankara ve İstanbul'daki ABD misyonları önünde de protesto gösterileri düzenlendi. Açıklaması sırasında Filistinlileri tehditle etti ABD Başkanı. Terörün piyonu olmaktan kurtulun dedi. Bu plan size ait ve bağımsız bir devletiniz olması için belki de son şansınız diye seslendi. Filistin lideri Mahmut Abbas'tansa Kudüs satılık değildir. Plana 1000 kere hayır karşılığı geldi. Trump'ın Netanyahu ile birlikte açıkladığı plan geniş yankı buldu dünyada. Ankara, Kudüs kırmızı çizgimizdir açıklaması yaptı. Barış planı ölü doğmuştur. Hiçbir şekilde barışa hizmet etmesi söz konusu değildir. Mecliste de partiler tek yürek oldu, ortak Kudüs bildirisi yayımlandı. Bu sözde anlaşmayı bir paçavra olarak niteliyoruz. Kınamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Birliği'nden iki devletli çözüme bağlılık çağrısı geldi. Bölge ülkeleri İran ve Ürdün Filistin halkının yanında yer alırken Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'ın İsrail'e destek vermesi tepkileri bir kat daha yükseltti.